yapmayın böyle, ne olur. Siz böyle yaparsanız çocukları kim teselli edecek? Rüzgar ne yapıyor? Nihayet yatırdım. Ama hala konuşmuyor. Tek kelime bile etmedi. Hadi ne olur. Kızlar nerede? Odalarındalar. Ebru Hanım, izin verin ben gideyim. Nereye gidiyorsun Sevim? Sen gidersen ben ne yaparım? Ebru Hanım, yanlış anlamayın. Bir şey ima etmek için söylemiyorum ama... ben bayağıdır maaşımı alamıyorum. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım fakat bu kadarını düşünememiştim. Bu yüzden... Maaşını alamadın mı? Bu kadar mı her şeyden habersiz yaşamışım? Geldim, kapıdayım. Döndürebilseydim. Murat Tüney'den çıkarken ona gitme derdim. Bütün bunları benden neden sakladığını sorardım. Bana her şeyi anlatsaydı battık Ebru. Her şey tükendi deseydi belki sadece şaşırırdım. Ama ona kızmazdım. Ne düşünüyorum biliyor musun? Acaba Murat'tan önce nasıl bir hayatım vardı? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ondan öncesi yoktu sanki. Ben hatırlayamadığım bir hayatı nasıl yaşarım? Beni nasıl bir başıma bıraktı? Hiç mi düşünmedi Ebru ne yapar diye? Ben şimdi nasıl yaşayacağım Sevim? Alo, buyurun. Alo, Fırat Bey. İyi geceler, rahatsız ettim. Ben Ebru. Müsaittiniz değil mi? Estağfurullah. Estağfurullah, buyurun. Ben önemli bir gelişme var mı merak ettim. Onun için aradım. Keşke. Ama henüz bulamadılar. Peki.
Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Çaresizim ki. Aklıma siz geldiniz. Ben de gelip sizinle görüşmek istedim. Anlıyorum. Çok zor tabii ki. Murat Bey için de çok üzülmüştüm. Teşekkür ederim. Ebru Hanım. Size yardımcı olmak isteriz. İnsan kaynaklarıyla bir görüşün. Bakalım size nasıl bir iş bulabilecekler. Çok teşekkür ederim. Gir. Pervin Hanım, Ebru Hanım çok yakın bir dostumuzdur. Telefonda söylediğim gibi. Nasıl kullanabiliriz? Bir bakın lütfen. Müsaadenizle toplantı var. Tabii. Ziya Bey ayaküstü biraz bahsetti ama benim size birkaç sorum olacak. Şirket içinde size uygun bir konum bulmak için vasıflarınızı bilmeye ihtiyacım var. Daha önce herhangi bir iş tecrübeniz? Yok. Eğitim durumunuz? Lisans, lisansüstü? Ben evlenirken fakülteyi bırakmak zorunda kaldım. Lise mezunusunuz yani. Şirketimizde temizlik ve hizmetli personeli hariç tüm çalışanlarımız lisans eğitimi almıştır. Tabii arada yardım ettiğimiz birkaç torpilli hariç. Ziya Bey çok hayırseverdir sağ olsun. Sizi kastetmiyorum tabii, üzerinize alınmayın lütfen. Evet. Peki Ebru Hanım. Ziya Bey size yardım etmek istediğine göre bana ancak hangi birimde çalışmak istediğinizi sormak kalıyor. Buyurun. Konumunuzu siz seçin. Ebru Hanım. Vereyim size. Ne olur beni yanlış anlamayın ama benim bildiğim bu yüzük çok kıymetli. Eşim bunu yurt dışından almıştı. Hanımefendi, bu pırlantalar alırken el yakar da satarken beş para etmez. Ama yok, ben daha fazla vereni bulurum diyorsanız siz bilirsiniz. Thank you.
Mekanı cennet olsun. Ne diyeyim Ebru? Hepimiz şok olduk. Keşke elimden bir şey gelseydi. İnan bana, ben de bazı şeyleri yeni öğreniyorum. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Abisi para verir sanıyordum aslında. Hala bütün bunları bizden neden sakladı anlamıyorum. Ne bileyim, bir çözüm bulurum sandı herhalde. Neyse. Sen ne yapacaksın şimdi? Çocuklar nasıl? Hiç bilmiyorum. Hiç bu kadar çaresiz olmamıştım. Ben de senden akıl almak için geldim. Bende de akıl kaldığını bilmiyorum ama. Bir düşünelim, konuşalım bakalım. Hayatım boyunca hiç çalışmadım. İşte anlattım sana, kadın beni yerin dibine soktu. En yakın arkadaşım dediğim, bırak borç vermeyi, bana kefil bile olmadı. Rezil oldum. Anlıyorum, dur bakalım. Rüzgar'ı doktora götürmek istiyorum, cebimde 5 kuruş para yok. Alo Kendi abi. Ne olur iyi haber verin. Aramalara son verildi bacım. Fırat aldığını geri vermeyik. Nasıl yani? Benim kocamın bir cenazesi, mezarı olmayacak mı şimdi? Biz usulen bir dua okutacağız. Ama sen şimdi oradan boşuna kalkıp gelme. Çoluğunun çocuğunun yanında ol, he? Çocuklar zaten çok kötü durumda. Hepimiz perişan olduk. Ha işte, ben de onun için aradım. Ateş düştüğü yeri yakayım. Giden senin kocansa benim de kardeşim. Ama olanla ölene çare yokmuş bacım. Evet, öyle oluyormuş. Ben senin derdinin çaresini buldum bacım. Neymiş o? Şimdi burada bir tarla vardı. Senin üzerine yapmış galiba. Doğru değil mi? Doğru, ben onu tamamen unutmuştum. Doğrudur. Şimdi elin köyündeki tarla neyine gerekti? Neyse, sen şimdi bana vekalet yolla. Ben o tarlayı satıp sana parasını yollayayım. Fazla etmez ama belini doğrultursun. Siz ciddi misiniz Kendal Bey? Hemen satabilir miyiz? Satarız, satarız. Niye satmayalım? Çoluğunu çocuğunu aç mı bırakacağız? Sen vekaleti gönder, gerisini hiç düşünme. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Ben bütün işlemleri halledeceğim. En geç yarın sabah sizin evinizde olur. Eyvallah bacım, sağ olasın. Haydi, haydi. Oldu bu iş. Bülent, bana şöyle bol telveli bir kahve söyle, haydi. Tamam abi. Oh be. Bu işler böyle olmuyor Ebru. Sen gördün mü bu tarlayı? Valla ben tamamen unutmuştum. Ederi neymiş peki, söyledi mi? Valla inan hiç umurumda değil. Benim paraya ihtiyacım var Ali. Tamam da Ebru, görmeden mal mı satılır? Madem senin, al tapunu, git gör. O herif de sana yardımcı olsun satışta. Niye öyle diyorsun şimdi? O adam benim kocamın abisi. Hemen çocuklarımı bırakıp hiçbir yere gidemem. Murat da senin kocan da Ebru. Bak ne çok şey saklamış hepimize. Büyüksün Kendal ağam. Helal sana. Ah, yakaladık Bülent. Büyük balığı yakaladık. Hem de 150 kiloluk şabut balığı. Şabut. Maşallah maşallah. Ya ağam, bu eksik edek sonradan duruma uyanıp bizden çok para istemesin. Ya o sosyete gölünde o akıl ne arar ha? Daha kaç para eder benim arsam diye sormadı bile. Bülent! Oh! At bakalım şuna 1 lira. Sonra da gel tapudan randevu al bize, haydi. Tamam abi. Oh. Vay 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 vay. 150 kiloluk şabut balı, şabut. Durumu daha da zorlaştırıyorsun. Ben mi zorlaştırıyorum? Bir dakika daha kalamam artık bu evde. Yetti artık ya. Ada. Ne oluyor? Ne olmuyor ki? Şimdi de elektrikle doğalgazımızı kesmişler. Nasıl yani? Ödenmemiş. 2 aydır onlar bile ödenmemiş. Her şeyi çok güzel hallettin anne. Bravo. Nereye gidiyorsun? Arkadaşımda kalacağım. Daha fazla kalamam artık bu tımarhanede.
Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Bırak beni. Gideceğim diyorum. Gidemezsin. Ben senin annenim. Babam olmadan sen bir hiçsin. Senden nefret ediyorum. Böyle bir şeyi nasıl yaptım bilmiyorum. Belki de çok daha önce yapmalıydınız. Ada! Ada aç şu kapıyı. Ada aç yoksa kıracağım. Anne. Ebru Hanım, aşağı gelebilir misiniz biraz? Ada. Ada. Aç kapıyı. Beyefendiler icra dairesinden gelmişler. Buyurun da eğer haciz için geldiyseniz zaten her şeyi aldılar. Tahliye için geldik. Tahliye mi? Ne tahliyesi? Evinizin satışı kesinleşti. Siz ne diyorsunuz? Ne satışı? Eviniz ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satıldı. Alıcı tahliyesini talep etti. Evi boş olarak teslim almamız lazım. Ben nasıl çıkayım şimdi? Yani çocuklar var. Dilerseniz biz halledelim. Siz daha sonra eşyalarınızı yedi eminlikten alırsınız. Hadi hazırsak gidelim. Ya nereye gidiyoruz? Kimse bir şey söylemeyecek mi? Ada lütfen yeter artık. Hadi yürü. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Annem yeterince üzgün ya. Biraz insan gibi davran. Sen anca yalakalık yap zaten. Bana bak. Kızlar yeter artık. Bir otele falan gidelim o zaman. Ada 5 kuruş paramız yok. Keşke Sevim teyzenin teklifini kabul etseydik. Sevim teyzenin evinde ne işimiz var? Hadi yürüyün. Anne sen bir çözüm bul o zaman. Kendal Bey. Hayırdır? Ne işiniz var burada? Kusura bakmayın, habersiz geldik ama her şey o kadar ani gelişti ki. Anlatırım. Geçin madem. Bavullar kalsın burada. Amca. Haydi ayakta bekleşmeyin, girin içeri. Haydi haydi.
Yenge geçin öyle, oturun oraya koltuklara. Gelmişsiniz. Hoş bulduk. Rüzgar mı bu? Evet. Bunlar da kızlarım Maya ve Ada. Kızlar babaanneniz. Annem, bak Davşan. Azim, kalk biz odamıza gidelim. Ha? Hadi kalk oğlum. Neymiş senin bu Davşan'ın adı? Dey ver babaanneye. Pamuk. Niye hiç konuşmuyor bu çocuk? Babasının haberini aldığından beridir böyle. Evet. Ya yenge, vekalet göndermen yeterliydi. Niye zahmet ettin buraya kadar? Çoluk çocuğu da sürüklemişsin ardında. Sormayın başımıza gelenleri. Evimiz ipotekliymiş, satıldı bile. Her şeyimizi kaybettik. Çocukları bırakacak bir yerim de yoktu. Yenge, hayat bu işte. Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Siz şimdi bizi teselli mi ediyorsunuz? Ada. Maşallah. İyi yetiştirmişsin kızını. Her neyse. Yarın şu arsanın satışını yaptıktan sonra koyarsın cebine paranı. Paşa paşa dönersin İstanbul'a, he mi? Ben de o sebeple geldim. Hem işlerimi hallederim. Hem de çocuklar babalarının akrabalarıyla tanışırlar diye düşünmüştüm. Ya yenge, kusura kalmayın. Aç mısınız, tok musunuz soramadık da. Yok, değiliz gerçekten. O zaman size yatak açsınlar. Yorgunsunuzdur, ha? Vallahi çok iyi olur. Aslında hepimiz çok yorgunuz. Tamam, Özlem, Melek de haydi. Çabuk. Su içmek ister misin? Evet mi, hayır mı? Evet. Rüzgar çocuğum, dur düşüreceksin.